Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam Nüzul sırası okuyuşumuzu Tevbe suresine devam ettireceğiz. 58. ayette kalmıştık. İçerik olarak biliyorsunuz siyasi olarak son sözlerini insanlar için, müminler için, müminlerin içlerinde yaşadığı münafıklar için veya kafirler için veya ehli kitap için, ehli kitaptan artık inanıp da gözyaşlı bir şekilde Müslüman olan değil, inat eden veya haberdar olmayan, uzakta kalan müşrikler de dahil olmak üzere müminlerin görevlerini nasıl icra edecekleriyle ilgili şeyleri okuyorduk. Bu arada işte Tebük Seferi gereği oluşmuştu. Yani Heraklius ordusuyla geliyordu şeye doğru, Arabistan bölgesine doğru. Peygamber bir ordu oluşturup Tebük'e kadar gitmiş, uzak bir mesafe, bir aylık bir mesafeye kadar orduyu götürmüş. Orada bir ay beklemişti Heraklius ile savaş edecek. Herhangi bir şekilde o tarafa, karşı tarafın ülkesine girmedi. Gassanilerin bölgesine, Romalıların müttefiki olan Gassanilerin bölgesine girmedi. Tebük civarında bekledi ki bu neyi sağladı demiştik en son. Doğal olarak at bininin kılıç kuşanının şeklinde bir devlet yapısını, yani devlete sahiplenmişti. Müminler devlete sahiplenmişlerdi. Yani müminlerin yanında savaşa katılan, evet Roma buraya gelmemeli diye ben kendi ülkemi savunuyorum, ben kendi özgürlüğümü savunuyorum, ben onlara vergi vermeyeceğim diyen Arapların peygamberle birlikte savaşa gidenler var. Bir de esasında bizzat Roma ile işbirliği yapıp peygamberi işte Roma'daki müttefikleri üzerinden korkutmaya çalışan bizzat müşrikler vardı. Bunların hepsinin izlerini görmüştük. Şimdi peygamber dediğim gibi jandarma görevi yaparak, yani kendi bölgesinde hukuku oluşturarak, gerçekleştirerek asayişi böyle lafla değil, bizzat güç göstererek sağlıyordu. Jandarma kuvveti demiştik. Yani birçok seriye şeklinde veya gazve şeklinde yapılan şeyler bizzat asayiş gereği yapılan şeylerdi. Fakat İslam tarihi bunların hepsini farklı olarak değerlendirir. Yani peygamberin katıldıklarına gazve der, diğerlerine seriye der, savaşlar hariç, 5-6 büyük savaş haricinde diğerlerini hep bu şekilde sınıflar. Ve bir tarih kitabına baktığınız zaman bilmem ne serisi olmuş, bilmem ne serisi olmuş, şu tarafa bir şöyle bir peygamber şunu göndermiş, bu tarafa bunu göndermiş, başlarında şu kadar kişi varmış, şu filanca varmış. Hep böyle anlatılır da baktığınız zaman olayları bir jandarma gücü olarak hiç değerlendirmezler. Burada da son olarak bu Tebük meselesinde de esasında devletine sahip çıkan halk olarak görüyoruz. Bizzat yani peygamberin ordu kurmaması, özel ordu, özel birlik, özel yetişmiş askeri kuvvet böyle kurmuyor peygamber. Peygamber bir savaş olduğu zaman veya bir gereği olduğu zaman herkesi çağırıyor. Malıyla, canıyla, Allah yolunda cihad etmeye herkesi çağırıyor. Bu önemli bir şey, peygamberin ordu kurmaması. Bu belki de bugüne yansıması gereken şeylerden bir tanesi. Geliyor ki herkes ordunun elemanı. Kadın erkek de yok bu noktada. Hatta günümüzde çok daha savaş artık cephelerde bizzat olmuyor. Cephe gerisinde çok farklı savaşlar yaşanıyor. Cephe gerisinde demeyelim, cephe bambaşka alanlarda. Yani finans cephesinde başka şeyler yaşanıyor, moda cephesinde başka şeyler yaşanıyor, eğitim cephesinde başka şeyler yaşanıyor. Yani savaş için cephe her yer. Dolayısıyla kadın erkek
herkesin şey olması gerekiyor bence. Allah yolunda cihad edebilmek için fırsatı var karşısında. Evet, Tevbe suresi aynı zamanda müminlerin kendileri gibi düşünmeyen insanların belli bir çıkar sebebiyle yanınızda olan ama sürekli mızıklanan insanların da bulunabileceği ortamlarda nasıl davranışlar geliştireceğimizi gösteren şeyler. Kimi zaman davranışlarından o kişilerin ne kadar samimi olup olmadığını anlayabiliyoruz. Söylemleri belki çok şey olabilir. Bizden öte söylemler gerçekleştiriyor olabilir ama mesele söyleme oluşturmak değil ki. Mesele bizzat elini taşın altına koyabilmek. Evet, bunların arasında işte savaşa gideceğimiz zaman gidileceği zaman izin isteyenler. Ya benim işte şuyum vardı, buyum vardı falan da filan da diye bahaneler uydurup izin isteyenler vardı. Kur'an ne demişti peygambere? Ya keşke böyle hemen izin vermeseydin de gerçekten gelmek isteyenlerle veya işte ihtiyacı olduğundan dolayı izin isteyenlerle ihtiyacı olmamasına rağmen gelmek istemeyenler, özellikle sıyırmaya, kaçmaya çalışanları bir ayırt edilseydi, yani bir netleşseydi, yani biraz bekleseydin de ayırt edilseydi diye bir ayet gelmişti. Şimdi ise olayın başka bir yönü gündemde. İhtiyaç var, bir ordu oluşturulması gerekiyor. Fakat bu ordunun elbette ciddi şekilde maliyeti var. Yani bir kişinin bir aylık bir sefere gidip oralarda bir ay kadar kalabilmesi, savaşabilmesi, tabii ki giderken yolda aç kalmaması gerekiyor, orada da aç kalmaması gerekiyor. Lojistiğinin bir şekilde sağlanması gerekiyor. Yorgun, bitap düşmüş bir şekilde düşmanın karşısına gidip de ezilmenin de bir anlamı yok. Dolayısıyla bunların güçlü bir şekilde gidebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir lokma bir hırkayla gerçekleşen şeyler değil. Bunlar bizzat parayla gerçekleşen şeyler. O yüzden para bekleniyor. İnsanlardan katılım bekleniyor. Mallarıyla, canlarıyla cihada katılım bekleniyor. O esnada buna vermek istemeyenler, destek olmak istemeyenler, mırın kırın edenler, şunlar bunlar falanlar filanlar var. İşte onları göreceğiz. Normalde bir savaşa veya bir şeye katılındığında peygamberin elinde işte ganimetler var. Ganimetlerden belli paylar var. Kişisel olarak aktarılanların haricinde beşte bir gibi peygamberin elinde bir kaynak var. Bu kaynak şu veya bir şekilde harcanıyor. Birisine veriyor. Diyor ki git şöyle şöyle yap, böyle böyle yap. Veya onu kazanmak için. Veya bir sebeple veriyor. Peygamber bunu eldekileri veriyor ama bunu bir amaca yönelik veriyor. Bunları verirken, dağıtırken iyi güzel. Yani verirken hemen bana da ver, bana da ver ama karşılığı konusunda hiç de o kadar sıcak değiller. Yani bu psikolojiyi de göstererek gösterdiği ayetlere geldik. Şimdi bunları görelim. Evet, 58. ayetten okumaya başlarsak bu çerçevede devam edebiliriz. Çünkü ayetler öyle bir yanar döner şekilde geliyordu ki bir yerde kesilip öteki konunun başladığı bir şey oluşturamamıştık ve bu noktada kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minhum, onlardan vardır. Men yelmizuke, yelmizuke, sana dil uzatanlar, taşlayanlar, kara propaganda yapanlar, sürekli ısrar edenler, fi sadakat, sadakalar konusunda sürekli bu şekilde ısrar eden, taşlayarak, iğneleyerek yapanlar var. İğneleyenler var. Sürekli ısrar edenler var. Fe in uhtu, eğer verilirse minha, ondan, o sadakattan, yani nimet, ganimetlerden, ganimetin beytülmal şeklinde peygamberin kullanımında olan kısmından verilirse
radu razı olurlar. Ve inlem yu'tav minha ondan verilmezse izahum yeshatun o zaman kızarlar. Yani öfkelenirler. Ve lev ennehum keşke onlar radu razı olsalardı ma atahumullahu ve resulü Allah'ın ve resulünün onlara verdikleri razı olsalardı azsa az çoksa çok ve galu deselerdi hasbunallahu Allah bize yeter deselerdi seyyutinallahu min fadlihi ve resulühü Allah ve resulü fazlından ertesinde bize verir verecektir deselerdi Allah bize yeter Allah verecektir vaadinden dönmez dünyada veya ertesinde deselerdi inna ilallahi razi ragibun biz Allah'a rağbet ederiz deselerdi keşke böyle şeyler deselerdi inneme sadakatu muhakkak ki sadakalar yani bu şekilde toplanmış olan sadakadan kastı arkadaşlar fakirin istediği zaman verilen 3 kuruş değil buradaki sadaka Türkçe'de birazcık daha bu mana yani zekatın bir alt versiyonu olarak zekat kadar olmayacak bir şey gibi şey yapılır. Bu değil arkadaşlar. Sadaka tasdik demek. Yani Allah'a güveniyorsun. Allah'a güvendiğinin göstergesi olarak veriyorsun. Temizlik olarak kendini temizliyorsun bir yandan. Öteki yandan Allah'a borç veriyorsun. Ama veriyorsun. Bu verdiğin şey esasında senin Allah'a güvendiğinin tasdiki. O yüzden ona sadaka deniyor. Sadakalar yani bu şekilde verilmiş olan şeyler peygambere sen onların mallarından al, topla, temizle onları diyerek biraz sonra o tarif de gelecek. Alınan şeyler lil fukarai fakirler içindir. Vel mesakini ve dibe vurmuşlar içindir. Sakinlik hareket edemeyenler içindir. Vel amiline aleyha ve bu konuda çalışanlar içindir. Vel müellefetil kulubuhum kalpleri ısındırılacak olanlar içindir. Yani reklam amaçlı olabilir, propagandayı amaçlı olabilir veya muhalefeti engellemek amaçlı da olabilir. Ve firrikabi ve bir şekilde boyunduruk altına kalmış olanlar bu konuda mereket eymanüküm için çalışanlar demiştik. Sözleşmeyle çalışanlar, sözleşmelerini ömür boyu karın tokluğuna çeviren bir tür tuzakçılar vardı. O tuzaklara düşmüş olan insanların kurtarılması. Yani rikab bu şekilde işte boynun bağlı, boyunduruğa bağlanmış olanlar. Vel garimine ve borçlular. Ve fi sebilillahi Allah'ın yolunda olanlar. Ve ibn-i sebili, yolda olanlar, yolcular. Faride tam minallah, Allah'tan bir farizi olarak bunlar içindir sadakatlar. Vallahu alemin hakim. Allah kaydeder ve hükmeder. Evet, bu haliyle peygamberin topladığı dinarların bir şekilde peygamber olmasa bile kendi aralarında toplamaya devam edecekleri ve bunu da bir kamusal mekanizma olarak ilgili ihtiyaç noktalarına doğru sevk etmeleri gerekiyor. Burada da o kalemler bizzat belirlenmiş durumda. İşte belki de bunun burada bu şekilde açık açık çünkü daha önce de buna benzer ifadeler geçti. Burada tekrar geçmesinin sebebi siz hangisiniz ki istiyorsunuz? Siz fakir misiniz? Siz miskin misiniz? Siz zekat içinde veya işte din uğruna çalışıp da bir görev, size bir görev verildi de işiniz dışınızda onun için harcama yapmak durumda mısınız? Yoksa siz kalbi ısındırılması gereken birisi misiniz? Yani bu ciddi bir sorun. Çünkü ben Müslüman oldum, ben müminim, bilmem neyim diyen birisinin, münafık birisi dahi olsa, müellefe kulüpten para istememesi gerekir. Ve minhum ve onlardan vardır. Ellezine yu'zune ennebiyye Nebi'yi üzenler vardır. Ve yekulune ve diyenler Hüve uzunun O bir kulaktır. Bu bir deyim arkadaşlar. O kulaktır demek o hani Abdülhamid'in
cemiyeti mahsus sazı vardı. Her şeyi dinliyor, her şeyi dinlemeye çalışıyor, her şeye kulak kabartıyor diye o casusluk mekanizması hakkındaki olumsuz ifade var ya. Aynı odur arkadaşlar buradaki. O kulaktır. Yani her şeyi dinlemeye çalışıyor. Her şeyden haberdar olmaya çalışıyor. Her tarafta onun casusları var. Onun adına dinleyenler var. Yani bir şey söylüyoruz, bir bakıyoruz hemen peygamber duymuş. Bir şey oluyor hemen peygamber duymuş. Neden? Çünkü böyle böyle. Neden? Çünkü insanlar da bir şey olduğu zaman koşturup peygambere hemen şunlar şunlar böyle böyle yapıyormuş, bunlar böyle böyle yapıyorlarmış şeklinde çatlatıyorlar. Ve bunların büyük bir kısmı da münafıklardan oluşuyor. Münafıklar bir yerlerde bir şeyler duydukları zaman veya şey yaptığında özellikle hemen peygamberin olaya getirirler ki bir, kendilerini şeyden göstersinler, peygamberden yana göstersinler. İki, bunun avantajını yaşasınlar. Ama bir taraftan da o bölgelerde, yani Müslümanlardan uzakta durabilsinler veya siz orada ne arıyordunuz denmesin. Biz senin adına oralarda kulak kabartırız, bilmem ne ederiz diyen tipler arasından bol çıkacağından emin olabilirsiniz. Bunu tahmin etmek için yani ille de yani çok yetenekli olmaya gerek yok. Yani bu klasik en insan doğal davranışlarından bir tanesi. Kul de ki uzunu hayrin lekum. Evet, bir kulak, bir dinleyici. Sizin için beklenen bir dinleyici, beklenen bir kulak. Yani beğenilen olduğu zaman şey, peygamberin duyması sizin için iyi bir şey. Yü'minu billahi, Allah'a güvenir. Ve yü'minune lil mü'minine, müminler için güvenilir. Allah'a güvenir, müminler için güvenir. Ve rahmetun, ve rahmettir. Lillezine aminu minkum, sizden güvenenler için rahmettir. Onun beklenen bir kulak olması, yani bir şeyleri duymak için gayret etmesi, haberdar olması iyi bir şeydir, güvendir. Müminler için güvendir ve rahmettir. Bizzat kelime kelime şey yapamıyorum arkadaşlar, cümlenin kuruluşu çok ilginç. Cümlecik cümlecik zihnimde oluşturduğu anlam parçacıklarını sunmaya çalışıyorum. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah'ın elçisini üzenler var ya, onlar için elim, acıklı bir azap vardır. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ. Allah'a yemin ederler, Allah'ı paydaş ederler. Kasem kelimesiyle şey yapacak olursanız. Halife kelimesi bizzat onu referans vermek veya onu işe ortak etmek veya ona arkasını vermek, ona dayanmak gibi anlamları da şey yapılabilir. Ama buradaki halife kelimesi evet yemin etme olarak şey yapıyor. Yahlifune billahi, Allah'a yemin ederler. Lekum, sizin için. Liyurdukum, sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Yani Allah'a vallahi ifadesini Allah'a yemin ederek şey yaparlar. Niçin? Sizi razı etmek için. Vallahu ve resuluhu ehakku en yurduhu. Allah ve Resulü razı edilmek üzere daha tutarlıdır. İn kânû müminin, eğer onlar güveniyorlarsa, güvenen kimselerse, güvendiklerini iddia ediyorlarsa Allah'ın ve Resulü'nü razı etsinler, sizi değil. Yani ifade böyle olunca burada sizi razı ederler ifadesi elçi belki nebi olarak aralarında olabilir ama müminleri razı etmeye çalışırlar. Yani müminlerin çoğunu kendileri, yani peygamberi belki kandıramayabilirler, vahyi alıyor bilmem ne yapıyor ama konu komşu, eş dost, akraba arasında öyle yemin billah şey yaparlar ki müminler ya evet ya o arkadaş da müminlerden bir tanesiydi diye şahitlik etsin, bilmem ne etsin, falan etsin, filan etsin. Gidin Allah'ın ve Resulünü razı edin. Elem ya'lemu, onlar bilmediler mi?
kaydetmediler mi, bellemediler mi? Ennehu men yuhadidillâhe ve resûlehu. Allah'a ve Resulüne had çizenler, karşı koyanlar. Fe inne lehu nâre cehenneme halide fîhâ. Onlar için ateş azabı, onlar için cehennem ateşi vardır. İçinde sonuna kadar kalacakları ateş azabı, cehennem ateşi vardır. Zâlikel hizyül azim. Bu büyük bir rüsvay, rezilliktir. Büyük bir, evet, büyük bir kayıptır. Büyük bir, Türkçe açısından baktığımız zaman çok şey yapmayabilir ama böylece buna rezilliktir. Yani onun için rezilliktir diyebiliriz. Rezil kelimesinin Türkçedeki kullanımını söylüyorum. Arapça anlamını anlamayın. Hız için Türkçede ne söyleriz diyerek tercih ettiğim anlam. Neden böyle bir durum var? Çünkü onlar şöyle. Yahzerul münafikune. O münafıklar çekiniyorlar. En yünezzele aleyhim suretun. Onlar hakkında bir sure inmesinden, indirilmesinden çekiniyorlar. Tünebbi'uhum bimâ fî gulûbihim. Kalplerinde var olan şeyi açıklayacak, haber verecek bir surenin inmesinden korkuyorlar. O yüzden peygambere pek yanaşamıyorlar. Müminleri razı etmeye çalışıyorlar. Gulistehzi'u. Eğilin bakalım de. İnnallâhe muhricun ma tahserun. Allah sizin o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Yani sizi bizzat deşifre edecek. Kur'an bunlar isim isim deşifre etmedi. Ama öyle olaylar yaşandı, öyle şeyler oldu, öyle tavırlar, öyle tepkiler verildi ki bu tepkileri veren, bu tavırları yapan bunlardır şeklinde çok açık ve net bir şekilde herkes tanıdı bu insanları. O yüzden isim vermeye gerek yok, sıfatları yetti. Bunlar bizim için de önemli çünkü aynı sıfatlara, benzer sıfatlara, benzer durumlardaki benzer sıfatlara sahip olan herkes için aynı cümleleri kurabiliriz. Elbet Kur'an bunlara tükaka ilan etmedi. Ama bazı ayetlerin bizzat kızım sana söylüyorum, gelin sen anla vaziyetinde veya bizzat isim söylemeden siz böyle böyle insanlarsınız dediği durumu görüyoruz. Yani sadece isim vermemiş. Bir olay olmuş, belli olayın olduğu, ne olduğu da belli. O esnadaki şeyi söylüyor. O ismi söylesene, söylemesene. Herkes biliyor durumu. لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ Onlara sorsan لَيَقُولُنَّ Muhakkak ki şöyle derler. اِنَّمَا كُنَّا نَهُودُ وَنَرَابُ Biz dalmış eğleniyorduk derler. Yani çünkü mizah yapmak gibi, espri yapıyorduk, bilmem ne yapıyorduk işte diyor ama esasında içinden içinde bir garaz var, içinde bir öfke var, içinde bir şey var. Bunu yansıtıyor. Bu tür şeylere ya siz niye böyle şeyler yapıyorsun deyince ya biz oynuyorduk, eğleniyorduk, işte muhabbet ediyorduk, dalmıştık. Birazcık şeyin ucunu kaçırmışız. Kul de ki ebillahi ve ayatihi ve rusulihi ve rasulihi Allah'a ayetlerine ve elçisine mi kuntum testehziun? Onlarla mı alay ediyorsunuz? Onlarla mı eğleniyorsunuz? Sizin eğlence malzemeniz Allah ayetleri ve elçisi mi? La ta'teziru mazeret uydurmayın. Kad kefertum görmezden geldiniz. Üstünü örttünüz. Ba'de imanikum güveninizden sonra güveniyoruz dedikten sonra görmezden geldiniz. Yani hem peygamberi Allah'ın hem Muhammed'i Allah'ın peygamberi olarak kabul ettiğinizi, imandığınızı, güvendiğinizi söylediniz ki ondan ağzından çıkan vahye söylediniz ve onun Allah'tan geldiğini tasdik ettiniz. Ondan sonra ondan alay ettiniz.
eğlendiniz. Bu ne demek? Bu esasında sizin onu saygıdeğer, yani Allah'tan gelen vahyi, Allah'ın şiarı olarak peygamberi veya Allah'ı, bizzat Allah'ı saygıdeğer bulmuyorsunuz. O sizin için harem, muhterem değil. İhtiram edilmesi, özenilmesi, sakınılması gereken bir şey değil demek ki sizin için. La ta'tezuru, özür dilemeyin. Durum apaçık belli. İnnafu an taifetin minkum. Sizden bir taifeden, bir gruptan vazgeçsek de, nuazib taifeten, bir gruba izolasyon uygularız. Bi ennehum kânû mücrimîn. Çünkü onlar mücrim oldular. Yani af da ederiz, azap da ederiz. El menâfikûne vel münâfikâtu. Mümin kadınlar, münafık kadınlar ve erkekler, bâduhum min bâdin, birbirlerindendir. Yani al birini vur ötekisine dercesine bir ifade. Evet, onların hepsi bir gruptur. Yemuruna bil münkeri. O asılsız, tutarsız, ne üdüğü belirsiz, nereden kaynaklandığı belli olmayan şeyi emrederler, onu işlerler, işlettirirler. Bunu yapın derler. Ve yenhevne anil marufi. Bilinen, tanınan, nereden geldiği belli, ne olduğu belli. Allah'tan melek aracılığıyla peygamber üzerinden vahiy olarak gelmiş ve kaydedilmiş. İnsanlık tarafından kaydedilmiş olan şey. Maruf bu. Marufu ise nehy ederler. Ya boş verin derler. Ve yaknitune eydiyehum. Ellerinde sımsıkı tutarlar. Yani Allah yolunda harcayın. Yani vahiy ne diyor? Allah yolunda harcama yapın. Şimdi bu maruf kanalın söylediği şey. Bunu yok ya yapmayın, vermeyin. Nesullâhe, Allah'ı unuttular. Fenesiyehum, o da onları unuttu. Şimdi bu ifade başka yerlerde de geçiyor arkadaşlar. Kişi cennete, cehenneme gittikten sonra orada da bir unutma olacağıyla ilintili şeyler. Allah unutur mu? Allah unutmaz. Allah'ın unutmak gibi bir şeyi söz konusu olamaz. Bunu ona yakıştıramayız. Ama eğer unutmuş olsaydı ne olurdu insanın başına? Ne gelirdi? Onlar gelir insanın başına. İnnel münafikîne hümül fâsikûn. Münafıklar fâsık olanlardır. Bozanlardır. Düzeni kırıp dökenlerdir. Düzeni yarıp çıkanlardır. Vâdallâhul münafikîne vel münafikâti vel küffâre. Kafirleri ve münafık erkek kadınlara Allah vaat etti. Kafirlere ve münafık erkek kadınlara Allah vaat etti. Nâre cehenneme hâlidine fîhâ. Sonuna kadar içinde kalacakları cehennem ateşini vaat etti. Hiye hasbuhum. O onlara yeter. O cehennem onlara yeter. Ve le'anehumullahu. Allah onları uzaklaştırdı. Ki yine azap, cehennem, lanet, bunların hepsi aşağı yukarı aynı şeyi gösteriyor. Bakın aynı manaya geliyor değil arkadaşlar. Azap izolasyon demek. Lanet uzaklaştırma demek. Cehennem ne demekse o. Bunlar hepsi de esasında aynı şeyi gösteriyor. Cehennemi gösteriyor. Manası cehennem değil. Cehennemi gösteren şeyler. Ve lehum azabun mukim. Onlar için kalıcı bir azap vardır. Kellezine min kablikum. Sizden öncekiler gibi. Kânû eşeddü minkum. Kuvveten. Onlar sizden kuvvetçe daha şiddetli, daha kuvvetliydiler. Ve ekseru envalen ve evladen, mal ve çocuk bakımından daha da çoktular sizden. Festemte'u bi halâgikum. Şekillenmeniz, oluşumunuz, o kurup oluşturduğunuz şey içerisinde metalanıp metalanın ve metalandılar. Onlar kendi halakları içerisinde, oluşumları, yaptıkları şeyler, şekillendirdikleri şeyler içerisinde zevk sürdüler. Vestemtautum bi halakikum. Siz de kendi oluşturduğunuz şey içerisinde metalanıyorsunuz. Buradaki halaka kelimesi bizzat insanın şekillendirdiği şey. Elbette yaratmak değil, yoktan yaratmak hiç değil. Bu kelimenin yoktan yaratmak manasına gelmediğini defalarca ifade etmiştik. Kemestemte'allezine min kablikum.
bihalâgikum. O oluşturdukları şeyler içerisinde kendilerinden öncekilerin, sizden öncekilerin metalandığı gibi siz de metalanın. Onlar sizden öncekiler, sizden daha güçlü, mal ve evlat bakımından daha çoktular. Ve onlar da böyle metalanıyorlar. Siz de onlar gibi metalanın kendi oluşumunuz içerisinde. Ve huttum kellezi hadu. Buradaki kelime haveze kelimesi arkadaşlar. Havuz kelimesi de böyle. Daldığınız gibi dalın. Onların daldığı gibi, onların havuza daldığı gibi siz de havuza dalın. Ya burada havuz yok, bu dalma. Onların daldığı gibi dalın. Dünyalığa dalın gidin. Ülaike habidet amaluhum. Onların amelleri boşa gitmiştir. Fid dünya vel ahire. Dünyada ve ertesinde, kısa vadede ve uzun vadede, ertesinde ve şimdi onların amelleri boşa gitmiştir. Ülaike humul hasirun. Onlar sermayesi tükenenlerdir. Hüsran, sermayenin azalmasına sebep olan ticari davranıştı. Hasirun, buradaki evet sermayeleri tükenenlerdir. Nedir sermaye? Sermaye, dünya hayatındaki verilen her şey. Dünya hayatına verilen her şey sermayedir. Bunlar bir şekilde Allah yolunda harcanarak esasında Allah'a borç verilir. Ama siz onlar içerisinde o Allah'a borç vermek yerine bir şeyler biriktirip onun içerisinde bir şeyler yapmaya çalışırsanız ki ne kadar yapabilirsiniz? Sizden önce niceleri vardı, sizden çok daha güçlü şeyler, malları, evlatları, şunları bunları vardı. Onlar içerisinde daldılar gittiler. Siz de onlar gibi yapıyorsunuz. Evet. Elem ye'tukum nebe'ullezine min qablihim. Onlardan önce olanların haberi onlara gelmedi mi? Kavmi Nuhin, Nuh kavmi ve Adin, Ad kavmi ve Semude ve Semud kavmi ve kavmi İbrahim'e ve İbrahim kavmi ve Eshab-ı Medyen'e ve Medyen'in halkının arkadaşları ki bunlar işte kardeş seven şehirler diye işte kardeşlik şehirleri, birbirleri kardeş bilen şehirler. Philadelphia diye bahsetmiştim bunları. Aşağıda Medyen'den başlayıp yukarı doğru, kuzeye doğru çıkıp Hatay'dan dönüp Antalya'ya doğru devam eden, Ege'ye kadar devam eden bölgedeki şehirler, Philadelphia şehirleri vardı. Vel müttefikat ve ifk yapanlar. Yani ifk neydi? Çelme takanlar. Bunu çelme takanlar olarak da şey yapabilirsiniz, zincir şeklinde birbirlerine takılmış olanlar olarak da değerlendirebilirsiniz. Yani fiil, yani kelime, olumsuz bir kelime mi, olumlu bir kelime, bundan emin değiliz. Yani zincir gibi birbirine bağlı, birbirleri iş yapan, ticaret yapan, akrabalı olan şehirler olarak da değerlendirebilirsiniz. Veya şu veya bu şekilde problem çıkartan, millete çelme takmaya çalışan kavimler olarak da değerlendirebilirsiniz. Etethum rusuluhum bil beyinati. Onlara elçileri beyineler getirmişti, açıklamalar getirmişti. Fema kenallahu liyezlimehum. Onlara zulmedecek değildi, zulmedici değildi. Velakin kanu enfusuhum yezlimun. Onlar kendilerine yazık ediyorlardı, yanlış yapıyorlardı. Allah onlara yanlış yapmıyor, yapıcı değildi. Onlar kendi kendilerine yanlış yapıyorlardı. Vel müminûne vel müminât bâduhum evliyâ-u bâd. Mümin kadınlar ve mümin erkekler, onlar birbirlerinin velisi, birbirinin yakını, birbirinin dostudur. Ye'murûne bil mağrufi ve yenhevne alil münker. Mağruf olanı Allah'tan melek ve elçi üzerinden insanlara erişen ve insanın kaydettiği o maruf bilinen kanaldan gelen bilgiyi, emirleri yerine getirirler, emrederler. Ve yenhevne anil münker, asılsız olan şeyleri de kaçınırlar ve engellerler, yasaklarlar. Simetrik ayetler arkadaşlar, münafıklar için söylediği şeylerin simetrikleri bunlar. Ve yukimune salate, desteği ayakta tutarlar. Namaz dahil bütün her türlü desteği ayakta tutarlar. Ve yutune zekate, temizlenmek için verirler. Zekat dahil her türlü harcamayı da bulunurlar. Ve yuti'une
Allah'a ve Resulehu, Allah'a ve Resulüne itaat ederler, bağlılık gösterirler. Ülaike seyerhamuhumullahu, Allah'ın ertesinde rahmet edeceği işte bunlardır. İnnallaha azizun hakim, Allah hesap görendir. Yani güçlü ve hüküm sahibidir. Yani bu ikisi bir araya geldiği zaman ne diyorduk? Hesap görendir. Hesap sorandır. Evet, kolay ayetler olduğu için hızlı hızlı devam ediyorum. Vaadallahu'l müminine, müminine vel müminat. Allah mümin kadın ve erkeklere vaat etti. Diğerlerine cehennemi vaat etmişti. Burada cehennem ateşini, burada ise cennetin tecrimin tahtel enharu, altlarından ırmaklar akan cennetleri vaat etti. Halidine fiha, sonuna kadar içinde kalacak şekilde. Ve mesakine tayyibeten, temiz güzel meskenler, fi cennete adlin, adın cennetlerinde tayyip, hoş, temiz meskenler vaat etmiştir. Ve ridvanu minallahi ekber, Allah'ın razılığı ise, razı olması ise, Allah'tan razılık ise o en büyüktür. Yani vaat ettiği en büyük şey de budur. Zalike huvel fevzul azim, işte büyük akış, büyük kurtuluş, büyük kaynak, büyük elde ediş odur. Evet, ayetler infak etme konusunda, savaşa katılma konusunda, mallarıyla canlarıyla katılma konusunda mümin ve münafıkları doğrudan doğruya tarif etti. Davranışlarıyla tarif etti ve bu davranışlara karşı bulacakları karşılıkla. Ya eyyühel nebiyyü, ey nebi, cahidil küffare vel münafikine. Bakın işte burası ilginç. Küffar, yani görmezden gelenler, Allah'ın ayetini görmezden gelenler, onu saymayanlar. Bunu anlıyoruz, peygamberler bunlarla zaten mücadele edecek. Ve münafikine, ve münafıklarla, yani iman ettim deyip etrafında dolanan, hatta böyle bazen laflarını beğeneceğin, sen onları beğenirsin, lafları seni acayibine gider o derecede diye tarif ettiği münafıklar ile mücadele et. Şimdi evet, mücadele et burada onları, yani mesela bu savaş değil, mücadele diyerek yumuşatılabilir, şey yapılabilir. Evet, onlarla ilintili bir görev diyebilir. Ama vahuluz aleyhim, onlara sert davran. Bakın burası, bunun gerçekten onlara karşı yapılacak, yani cihadın bir şeklini, bir halini gösteriyor. Yani bir sertlik olması lazım burada. Yani bunları hep alttan alarak ve işte onların gönlünü hoş edeceğim, bilmem ne edeceğim filan diye değil. Ne demişti ayet? Allah onların savaşa gelmesini istemiyor. Yani oturanlarla beraber oturun dendi onlara. Nasıl dendi? Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Allah onların gelmesini istemiyor. Ve bunun bahanesini şu ya bu şekilde oluşturuyor zaten. Neden? Çünkü onlar problem üretmekten başka bir şeye sebep olmuyorlar. Dolayısıyla ona göre davranmak gerekiyor. Ve mevahum cehennem, onların gideceği yer, son durakları cehennemdir. Ve bi'sel mesir, o ne biçim bir dönülecek yerdir. Peygamber bunları tanımasa nasıl cihad edecek? Hatta nasıl onlara sert davranacak? Demek ki tanınıyor. Demek ki davranışlardan, şuradan buradan tanınıyor. O yüzden doğrudan peygambere değil de müminleri kandırmaya çalışıyorlar. Müminlere yemin ediyorlar, yemin billah şey yapıyorlar ama peygamberin karşısına çıkamıyorlar. Hatta korkuyorlar, kendileri hakkında bir sure inecek de şey yapacak diye. Ama zaten her şey meydanda. Kendileri de öyle rahat durmuyorlar. Yani ya, bir sürü yanlış da yapıyorlar. Probleme de sebep oluyorlar. Yahlifune billahi, Allah'ı yemin ediyorlar. Ma galu, söylemedikleri şeye Allah'ı yemin ediyorlar. Söylemedikleri, veya şöyle diyebiliriz. Söyledikleri şey konusunda Allah'a yemin ediyorlar ki, yani biz böyle söylemedik diyerek yemin ediyorlar.
benim sözüm o değildi, ben öyle demedim diye yemin ediyorlar. لَقَدْ غَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ Onlar küfür kelimesini söylediler. Yani bir inananın söylemeyeceği şeyleri söylediler. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ Teslim olduktan sonra küfrettiler. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا Erişemedikleri şey için böyle uğraşıp durdular. Ona takıldılar. Yani olsun diye etrafında dolandılar. Ona erişebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Ama onların bu şekilde söylediği küfür kelimesi, yani buradaki şey Allah'a, peygamberine sövmek değil arkadaşlar. Türkçedeki gibi küfretti cümlesi böyle anlamayalım. Onun peygamberliğini, onun vahyini, vahyin Allah'a ait olduğunu, Allah'ın mesajı konusunda onu görmezden gelmek. Yani öyle bir cümle kuruyorsunuz ki, ya sen farkında mısın? O bahsettiğin kişi peygamber, biliyorsun değil mi? Dedirtecek cümledir. Ya öyle paylaşım olur mu? Ya sen farkında mısın? O paylaşımı yapan ayet öyle diyor. Peygamber de onu uyguluyorsa farkında değil misin? Bakın bu cümlelerdir buradaki küfür cümleleri. Biz teslim olduk. Biz eyvallah biz de iman ettik deyip hani Hucurat suresine gelip de biz iman ettik diyorlardı. Ayet ne diyordu? Hayır iman etmediniz. İman kalbe giren bir şey. Sizin kalbinize daha henüz iman girmedi. Siz ancak teslim olduk diyebilirsiniz. Evet o da bir şeydir. Rabbim imanı da elbet kalbe girmesine sağlayacaktır. Yani siz teslim olduğunuz müddetçe hani ayette de ne diyordu? Herhangi bir kayıp yaşamayacaksınız. Ama buradakilerin derdi o değil. Hazmedemiyorlar. Peygamberi hazmedemiyorlar. Paranın paylaşımını hazmedemiyorlar. Her şeyi hazmedemiyorlar ve her şeyi de bahane olarak görüyorlar. Ve bu noktadaki söylemleri de öyle yenilir yutulur şeyler değil. Ayette tam onu söylüyor. Ve ma neqamu onlar intikam almıyorlar. İlla en ağnahumullahu Allah'ın onları zenginleştirmesi, Allah'ın ve Resulünün Allah'ın onun fazlından onları zenginleştirmesi, zenginleştirdiği için intikam almaya çalışıyorlar. Yani bir şey vermiş. Allah ve Resulü onlara fazlından bir şey kazandırmış. Şimdi az olmuş, çok olmuş başka mesele ama kazandırmış. Ama sanki hiçbir şey kazandırmasaydı daha iyiymişçesine intikamın sebebi esasında haset bu. Dibinde haset yatıyor. Sebebi onun elinden böyle bir paranın veya böyle bir metaın ellerine geçmesi. Fe in yetubu eğer yüzlerini dönerlerse yeku hayran lehum. Onlar için beklenen bu olur. Ve in yetevellev bakın her ikisine dönme ama birisinde olumluluk birisinde olumsuzluk var. Bu kelimenin kendinden geliyor arkadaşlar. Hani kelime nötr de şu mana yani duruma göre olumlu olumsuz diye şey yapmıyoruz. Birisi yüz verme yani çocuğa o kadar yüz verme şımaracak dediğiniz yüz verme. Ötekisi ise yüz çevirme, yüzünü çevirme. Yüzünü dönme, sırtını dönme diye şey yaparız. Yani bir şey verdi, burnunu büktü dediğimiz şey. Ve in yetevellev, yüz çevirirlerse yuazibhumullahu azaben elima. Onlara Allah yeryüzünde ve fil dünya vel ahire, dünyada ve ertesinde elim bir azap, acıklı bir izolasyona sokar. İzolasyon ile onları izole eder. فَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَاصِرٍ Onlara yeryüzünde bir yakın ve bir yardımcı da yoktur. Evet, bunun ta bu akşam okumaya başladığımız yerdeki sadakaların paylaşılması, paylaştırılması hatta onun içerisinden şu veya bu şekilde verilmesiyle ilintili, bir şekilde dağıtılmasıyla ilintili huzursuzluk var. Ve bu huzursuzluğun
bu münafıkları ciddi ciddi zorluyor. Esasında belki de hani Mekke'deyken ne oluyordu? Bir şekilde peygamberin şeyinden faydalanmaya çalışıyorlardı. Acaba bir çıkar sağlar mıyız diye vahiy hemen onları itekliyordu. Ve yanına bile yaklaştırmıyordu. Burada ise esasında bir şeyler var, münafıklar var, peygamberin etrafında böyle fırıl fırıl dönüyorlar ama öyle bir içerik var ki, öyle bir olay var ki onları kudurtuyor. Ve bu kudurmuşluk hali her şeylerinden sızıyor, yansıyor ve peygamber için de diyor ki bunlarla mücadele et. Bunlarla yapılabilecek en mücadele onlara sus payı vermektir. Yani en basit, ya al şunu da çek git karıştırma, ortalığı dağıtma, bulandırma, milleti rahatsız etme demektir. Ki bunu kendi amcasına dahi yaptığını biliyoruz. İşte bir taraftan Allah yolunda mallarıyla canlarıyla katılım beklerken adamların derdi ortalıktaki mala, maldan pay almak. Ve minhum men ahed Allah'a, onlardan Allah'a söz vermiş olanlar vardır. Lin atana min fadlihi, eğer onun fazından, Allah'ın fazından, yani bu şekilde kazanmış olan bir ganimetten veya onun beytil malde olan kısmından eğer verirsen, yani atana bize verirsen, lenesaddaqanne, evet, muhakkak tasadduk ederiz. Ve lenekunenne mine salihin, biz de salihlerden oluruz. Yani neymiş? Peygamber onlara verecekmiş, onlar onu sadaka olarak vereceklermiş. Felemma atahum min fadlihi, onlara verdiğinde, fazlından verdiğinde Allah, bakhilu bihi, onda cimrilik ettiler. Ve tevellev ve hum muridun, yüz çevirdiler, sırtlarını döndüler, burun kıvırdılar. Ve hum muridun, onlar dönektirler. Yani bir taraftan böyle de diyorlar, test etmek için veriyor. Allah'ın veriyor oluşu onları beğendiği için değil. Bakın burada test etti ve vermediler. Ama diyorlardı ki Allah bize versin, bize tasadduk edelim. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ, onların kalplerinde nifakı çevirdi, nifaka döndürdü. Akıbeti, sonucu nifak oldu onların kalbinde. اِلَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, ona karşılaşacakları güne kadar. بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ وَمَا وَعَدُوهُ, Allah'a ve yok, Allah'a verdikleri söze ihtilaf etmeleri sebebiyle ona karşılaştıkları güne kadar onların kalbi nifaka döndü. Nifak ile sonuçlandı. Nifakta karar kıldı. Bima kânû yeksibûn, yalanlıyor olmalarından dolayı böyle oldu. Esasında onlar yalanlıyorlar. Neyi yalanlıyorlar? Allah'ı, Allah'tan gelen vahyi, onun peygambere gelişini. Bunu yalanlıyorlar. Yok ya, olmaz böyle şey. Bunlar uyduruyor bir şeyler. Millet de kandı gitti diyerek yalanlıyorlar. Ama bir taraftan da içlerinde bir çıkar şeyi var. O çıkardan da vazgeçemiyorlar. İstiyorlar. Peygamberin etrafında olmak, onun yakında olmak ve müminlerden sayılmak avantaj sağlıyor. O avantajdan vazgeçemiyorlar. Evet, iş geliyor, takılıyor. Yani parayı ne yapıyorlar ve bu para ne işe yarıyor ve parası olan olmayan davranış tarzıyla nasıl belli oluyor? Elem ya'lemu, onlar bellemiyorlar mı? Ennallahu ya'lemu sirrahum ve necvahum, Allah onların sırlarını ve kafa kafaya verişlerini, verip de o kafa kafaya verip yaptıkları planları, konuşmaları Allah'ın bellediğini bellemediler mi? İnna Allah'a allamul guyub,
Allah kapalı olanları belgeleyendir. Ellezine yelmizune, o laf atanlar, dedikodu, hiciv, taşlama, ısrarlı bir şekilde bu şeyi yapanlar. El muttavviyine minel müminine fi sadakati. Sadakatlar konusunda, sadakalar konusunda gönlünden kopanlar için, tav olanlar için onlara laf atarlar. Vellezine la yecidune illa cuhdehum. Sadaka verenler, veren müminler ve kendi emekleri haricinde, yani kendi nefisleri haricinde verecek bir şey bulamayan müminler hakkında böyle laf atar, hicveder dururlar. Feyeskharune minhum, onlarla alay ederler. Sahirallahu minhum, Allah onlardan alay etsin. Bakın bu ifade Türkçe'ye böyle çevrildiği zaman hiç de anlamlı veya hoş, anlaşılır, kastın ne olduğu belli bir şey olmuyor. Bu Arapça bir ifade. Lehum azabun elim, onlar için acıklı bir izolasyon vardır. Evet, burada bir savaşa gidilecek. Savaş için malı canıyla insanlardan katılım bekleniyor. Birileri para katabiliyor. Birileri, ya param pulum yok, savaşa katılmak istiyorum diyerek bizzat canıyla gelmiş, canını ortaya koyuyor. Ötekisi biraz da malı var, malı canı ortaya koyuyor. Müminler böyle davranıyor ama onlar kendilerindeki o kıskançlık sebebiyle bunu alaya alıyorlar. Bunlar da yani göstergelerin üçüncüsü bu. Bu da onları kabak gibi ortaya çıkartıyor. Müminler bunları tanıyorlar arkadaşlar. Bunları tanımayanlar veya bunları gizleyenler esasında bu tarihi, bilgiyi görmezden gelenler. Tanımı, tarifi yanlış yapanlar. Mesela şöyle bir konu vardır. Sahabe nedir? Tarifi şöyledir. Peygamberi gören ve mümin olarak ölen. Yani mümin olarak peygamberi gören ve bu şekilde ölen kişiye sahabe denir. Ama biz biliyoruz ki Kur'an'da mümin olduğunu söyleyen ama münafık olan veya ne olduğu belirsiz, önemli değil. Öyle olsun veya olmasın. Peygamberim ashabıma, benim ashabıma laf söylemeyin veya benim ashabıma şöyle şöyle diyerek, benim ashabım diyerek bu toplum içerisinde konuştu. Demek ki peygamber benim ashabım derken kastettiği bir grup var. Ama biz o kelimeyi öyle bir kullanmışız ki, sahabe nedir? Peygamber zamanında yaşayan ve mümin olduğunu söyleyen herkes. Kur'an böyle demiyor. Peygamber de böyle demedi. Bu sonraki bir tarif. Neden böyle bir tarif var? Çünkü kendilerinin bu şekilde teslim olmamış münafık grubundan olduğunu kanıtlayan ayetler bunlar. Bu ayetleri nasıl yok edecekler? Edemezler. Ama kendilerini onun dışında saydırabilirler. O yüzden Hazreti Muaviye derler, Hazreti Hint dedirtirler. O dönemde yaşamış herkese Hazret dedirtirler. Hepsini sahabe yaparlar. Hepsini peygamberle can diye ciğer kuzu sarması olarak şey yaparlar. Peygamberi üzenler kimlerdi peki? Bu kadar ayetin inmesine sebep olanlar kimlerdi peki? Bunların hepsi yok, yok sayıldı. Çünkü kimse kimsenin kalbini bilemez. Kalbini bilemez ama kalbindeki neler sızdırdığını işte bu ayetlerden öğrenebiliyoruz. Kalpteki olan şeyin davranışa nasıl yansıdığını bu ayetlerden net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, isterseniz bu noktada kalalım. Yani devam ettikçe edebiliriz de ama burada kalalım. Çarşamba günü ben yine müsait olmayacağım. Cumartesi günü akşam. Perşembe akşamı belki fırsat olursa yapabilirim. Ders yoksa cumartesi günü akşam kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Söylemek istediğiniz, katmak istediğiniz, kayda girsin istediğiniz bir şey varsa buyurun arkadaşlar. O zaman kaydı kapatıyorum.